비춰주네. 낭만이 맑은 여린 꽃잎에 따뜻한 마음을 너그럽게 고운 작은 손으로 희망을 담아주네. İşte bu. Şunu kaldıraç olarak kullanabiliriz. Tamam. Surojang, yukarı zıplama sırası sende. Bunun için endişelenme. Herkes geri dursun. İşte başlıyor. Hadi. Bir kere daha. Hadi acele et. Hadi. Tamam. Neden bizi öldürmeye çalışıyorlardı? Lordum, onların kim olduğunu düşünüyorsunuz? Onlar haydut olmalı Cangun. Ha? Bunu istediğimizi almadan önce yaşadığımız bir sınav olarak düşünelim çocuklar. Peki efendim. Burası tehlikeli. Hadi gidelim buradan. Ama hava hala karanlık. Mesele değil. Ben yolu biliyorum. Düşündüğümden daha da iyiler. Böylesi daha keyifli. Çok etkileyici. İnan bana geldiğini hissetmedik. Emri almadınız mı? Emir mi? Onlardan kurtulmadan önce bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Endişelenme. Biz sadece ne kadar iyi olduklarını görmek için onları test ediyorduk. Her şey plana göre işliyor. Sen sadece bir kenarda dur ve seyret. Onları çok hafife almayın. Aklında ne var? Ne düşünüyorsun Jiangomi? Çıngıraklı adam. Göğsünde Juan yazılı bir dövme vardı. Bir keresinde savcının ofisinde bir aranıyor ilanı görmüştüm. Aranıyor ilanı mı? 5 Kuzeybatılı Katil adında bir suikastçı grubuna dair bir posterdi. 5 Kuzeybatılı Katil mi? İçerisinde Huanma, Geonma, Doma, Pionma ve Yoma isimli 5 kişi olduğunu duydum. Şu isimlere de bak sen. Sanırım onlar bizi öldürmek için tutuldu. Ne? Bizi öldürmek için mi? Neden peki? Birileri bizi tehdit olarak görüyor. Ne? Neden biz? Nasıl olur? Kesin olarak bir şey bilmiyorum. Her neyse adamım. 5 Kuzeybatılı Katil ya da Güneydoğulu Savaş Gorillaları ya da her neyse. Sizin işinizi bitireceğim. Evet, bitireceğim. Sadece dikkatli ol yeter.
çok güzel. Bulut ve gök gürültüsü manzarası dedikleri bu işte. Bu manzara... Ne oldu Cango? Hiçbir şey, hiçbir şey. Şey, manzara gerçekten çok güzel. Daha ne kadar var? Az bir yolumuz kaldı. Buradaki herkes çok soğuk. Baksana. Soğuk ya da değil. Bacaklarımı dinlendirebildiğim sürece umurumda değil. Buralarda dinlenebileceğimiz bir yer var mı? Benim daha önce yaşadığım yerde kalabilirsiniz. Ne? Burada mı kalmamızı istiyorsun? Sadece biraz temizlik gerekiyor. Hadi başlayalım. Biz temizliği yaparız. Efendim, siz ve lordlar burada bekleyin ve dinlenin. Evet, tabii. Nasıl öne çıkacağını biliyor. Konuşmayı kes de temizliğe başla. Tamam, tamam. Hı? Ne düşünüyorsun? Senin söylediklerini. Yani onlardan 4 tane daha var, öyle mi? Evet, öyle. Peki bu 4'ü ne konuda uzmanlar? Geonma, Doma ve Pionma kılıç, bıçak ve kırbaçla savaşıyorlar. Peki ya Yoma dediğin? Onun da maske ve hafıza konusunda iyi olduğunu duydum. Maske öyle mi? Bay Başkan, benim Ok'tu. Buradan istediğin gibi çekip gittin. Şimdi de buraya yabancıları mı getiriyorsun? Bay Başkan, onlar saraydan geliyor. Konuşma. Ben rahatsız ettiğimiz için çok özür dilerim ama sizin yardımınızı istiyoruz. Buraya gelme nedenini bilmiyorum ama biz burada yabancıları sevmeyiz. Ama Bay Başkan... Yorgun olmalısınız. Biraz dinlenmeniz için burada kalmanıza izin veriyorum. Ama dinlendikten sonra hemen burayı terk edin. Çok üzgünüm. Üzülme. Seni böyle güç bir duruma soktuğumuz için ben özür dilerim. Hayır, o mesele neden değil. Neden böyle davranır hiç anlamıyorum. Bence kasaba başkanı çok kaba biri. Aynı senin gibi davranıyor. Ne dedin sen? Cangum, şimdi ne yapacağız? Onunla konuşmalıyız. Belki anlayışlı davranır. Bu ses de nedir? İşte ejderhanın haykırışı dedikleri bu. Oradaki kayayı görüyor musunuz? Rüzgar bir deliğin içinden geçtiği zaman gürültü çıkıyor. Yakında buna alışırsınız. Sorun nedir Cangum? Bir şey yok. Hadi şu odayı temizleyelim. Ben atölyeyi alıyorum. Bu da nesi böyle? Sanki... Oradaki kim? Hey bekle! Neden kaçtın? Buradan hemen gitmeniz gerekiyor. Amacımız zarar vermek değil, gerçekten. Problem bu değil. Siz tehlikedesiniz. Ne? Yanlış bir şeyler var. Ama söyleyemem. Sen neden bahsediyorsun? O aynı görünüyor ama aynı kişi değil. Söyleyemem. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Hemen gidin. Neler oluyor?
Senin neyin var? Burayı temizlememiz gerektiğini söyledin. Ve sonra ortadan kayboldun. Üzgünüm. Cankum, ne oldu söyler misin? Hiçbir şey. Buraya geldiğimizden beri çok tuhaf davranıyorsun. Sahi mi? Sanırım sadece yorgunum. Uzun bir yürüyüş oldu. Hadi şimdi biraz dinlenelim çocuklar. Yatın hadi. Tamam, biz nöbet tutacağız. Siz endişelenmeyin ve dinlenin. Tamam mı? Bu da nedir? Sanki... Oraya giremezsin. Ben çok üzgünüm. Eğer dinlendiyseniz artık burayı terk edin. Ama lütfen dinleyin efendim. Sana olmaz dedim, anlamıyor musun? Birçok insanın hayatı buna bağlı ama. Hayatımı dedin? Bize biraz da olsa yardım edebilir misiniz efendim? Biz bu kasabaya çok özel olan bir yemeği öğrenmeye geldik. Yemek mi? Bunun yaşamla ne ilgisi olabilir ki? Size ayrıntıları söyleyemem ama bu kasabada daha önce bir hastalığın yemekle tedavi edildiğini duydum efendim. Bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz? Lütfen yardımcı olun, lütfen. Size yardım edemem. Ama bu kasaba olduğundan eminim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Cangum! Cangum neredesin? Yeonsang, bana yardım et. Ne oldu Cangum? Sadece benimle gel. Hadi çabuk ol, çabuk! Dur Cangum! Merhaba. Size yardımcı olabilir miyiz efendim? Hayır çocuklar, sizden bir şey istemiyoruz. Gidip bir yerlerde oyun oynayın. Genç olabiliriz ama biz yemek pişirmeyi sarayda öğrendik. Size yardımcı olabiliriz. Saray mı? Yani sarayda mı yemek yapıyorsunuz? Evet. Bunun karıştırılması gerekiyor değil mi? Çok şaşırtıcı. Sanırım saray konusunda yalan söylemiyordunuz. Yardımcı olabileceğimiz başka bir şey var mı? Bu kadarı yeterli. Kara buğdayla soğuk erişte mi yapacaksınız? Soğuk erişte mi? Bu çok yorucu. Biz sadece gözleme yapmayı düşünüyorduk. Son kez soğuk erişte yaptığımızdan beri çok zaman oldu. Biz onu kolaylıkla yapabiliriz efendim. Ne? Biraz daha uyumam gerekiyor. Peki, hala çok nöbet bekledik. O yüzden biraz dinlenelim, öyle değil mi? Hadi, ne yapıyorsunuz? Hadi biraz kibar ol. O da yorulabiliyor, tamam mı? Vay canına. Senin bu kadar düşünceli olduğunu bilmiyordum. Sahi mi? Cangum. Gerçekten soğuk erişte yapabilir misin? Cangum! Neredeydin sen, söyle bakalım.
Yardımınıza ihtiyacım var. Biraz soğuk erişte yapmalıyız. Soğuk erişte mi? Bu nedir böyle Canko? Daha önce kalın erişte yaparken kullandığımız yöntemi hatırladım. Sanırım bu şekilde soğuk erişte yapabiliriz. Bakın, 3 dediğim zaman tahta masaya çok sert bir şekilde bastıracağız. Anlaşıldı mı? Peki neden? Erişteyi yapmak için çok fazla bastırmamız gerekiyor. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Hadi bakalım. Biraz daha sert. Bu işe yaramıyor. Canko'm neşelen biraz. Çok iyi bir denemeydi. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Efendim, ben buradaki insanlar için soğuk erişte yapmak istemiştim. Buradaki insanlar için mi? Evet. Eğer onlarla arkadaş olursak bunun bize yardımı dokunabileceğini düşündüm efendim. Anlıyorum. Ama siyah buğday ununda yeterli gluten yoktur. Bu yüzden kalın erişte yapmak için aynı yöntemi kullanamazsın. Biliyorsun değil mi? Sahi mi? Hamura biraz nişasta ekle ve uzun bir süre yoğur. Hamurun içine kalbini de koyacaksın. Peki efendim. Tekrar deneyeceğim. Eğlenceli bir şeye benziyor. Bunu ben yapabilirim. Neyi yapabilirsin? Soğuk erişte makinesi. Bunu yapabilir misin? Benim yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Benim işim bitti. Çorba da oldu işte. Ben de işimi bitirdim. Bu çok şey görünüyor. Bununla nasıl yemek pişireceğiz? Aşçının bir kalitesi olması gerekir. Aynaya bir bakar mısın lütfen? Sen kaliteden söz edecek bir durumda değilsin. Ne? Burası çok gürültülü. Ne yapıyorsunuz siz? Uyumak için çok gürültülü. Ne? Uyandınız mı? Sizin nöbet bekleyeceğinizi sanmıştım. Aslında... Bayanlar, gelin ve bize katılın. Birkaç dakika içinde lezzetli soğuk eriştemiz hazır olacak. Oktu, sen ne yaptın böyle? Sadece durun ve seyredin. Dongi, senden bir iyilik istiyorum. Benden mi? Ne istiyorsun? Sadece onun üzerine otur. Ha? Ve sertçe bastır. Tamam. Ama ya kırılırsa ne olacak? Benim yaptığım bir şey asla kırılmaz. Hazır mısınız? İşte başlıyorum. 1, 2, 3. İşe yaradı. Harika, bu muhteşem. Oktu, bu çok iyi. Artık yere inebilir miyim? Afiyet olsun. Kıvamı gerçekten çok iyi. Bu yediğim en güzel soğuk erişte. Burada neler oluyor bakalım? Neden siz de biraz almıyorsunuz? Teşekkür ederim. Dinlenmiş gibi görünüyorsunuz. Yani yarın sabah yola çıkabilirsiniz. Lütfen Bay Başkan, size yalvarıyorum. Lütfen yardım edin. Sizinle hiçbir işim yok. Gerçekten de çok soğuk biriymiş. O nasıl olur da kasaba başkanı olur? Canko'm. İşte yine başlıyor. Tembellik yapıyor. Canko'm öyle biri değil, tamam mı? Mutlaka bir sebebi vardır.
Peki emin misin? Tabii ki. Ha, bu kadar üzülmenize hiç gerek yok. Umarım yakında bize anlayış gösterecektir. Bu çok iyi olurdu. Loş Yongumin'i etrafta göremiyorum. Ha, haklısın, evet. Belki de Jangum'u aramaya gitmişti. Ne dedin sen? Neden sürekli kaçıyorsun? Gerçekten şimdi bu kasabayı terk etmeniz gerekiyor. Neden sürekli bunu söyleyip duruyorsun? Söyleyemem. Kasaba başkanı. O gerçek değil. Ne? İmkansız. O herkesi akılsız yerine koyabilir. Ama beni değil. Sizin buraya geldiğiniz günden beri çok tuhaf davranıyor. Siz neden bu kasabaya geldiniz? Muhtemelen neden o kadar yolu aşıp buraya geldiğinizi öğrenmeye çalışıyor. Eğer bana neden buraya geldiğinizi söylersen onun kim olduğunu bulabilirim. Lütfen söyle. Hadi söyle bana. Hadi lütfen. Biz bir yiyecek arıyoruz. Yiyecek mi? Ne yiyeceği? Bir hastalığı tedavi eden bir yiyecek. Hastalık mı? Hasta olan kim peki? Söylememem mi gerekiyor? Üzgünüm. Sana ilacın ne olduğunu söylemem için bana güvenmen gerekiyor. Bir saniye. Bana güvenebileceğini sana ispatlayacağım. Ha? Beni takip et. Sana göstereceğim. Görüyor musun? Tembellik yapıyor işte. Sen bunu bilemezsin. Onları duyamıyoruz bile. O zaman biraz daha yaklaşalım. Hayır. Jeongomin ile Jangum'un yalnız kalmasına izin veremem. Ne yapıyorsun sen orada? Söylesene. Nöbet tutuyorum. Görmüyor musun? Peki Jangum nerede? Ne? Nereye gidiyor o? Ha? Affedersiniz. Orada ne var acaba? Orada bir şey yok. Sadece başka bir orman var. Sahi mi? Belki de kasabadakilerle oynamaya gitmiştir. Kasabadakiler mi? Kasabadakiler, evet, kasabadakiler. Onlar sıra dışı. Bu kasabada onlardan yoktur. Yani gerçekten bana söyleyemez misin? Üzgünüm, yapamam. Öyle mi? Bana başka seçenek bırakmadın.